Selamlar arkadaşlar. Bugün Tabii'nin yeni dizisi Şanzelize Düğün Salonu'nu inceliyoruz. Şimdi bir an önce videoya geçelim. İyi seyirler. Her zamanki gibi önce oyuncu kadrosuna bakalım. Başrollerde Halil İbrahim Babür ve Ezgi Eyüboğlu yer alırken Sait Genay, Erdem Şenocak, Erdem Akakçe gibi isimler de onlara eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Osman Nail Doğan otururken senaryo Tarık Tufan'a ait. Ayrıca dizi yine Tarık Tufan'ın aynı isimli kitabından uyarlama. Konuya geldiğimizde ise İstanbul'un eski dergahlarından birinin şeyhi Ahmet Niyazi Efendi'nin oğlu olan Turgut, aşık olduğu Eda uğruna babasından ve dergahtan uzaklaşmıştır. Eda ise Savaş'la evlenmeyi seçmiş ancak mutluluğu bulamamıştır. Yıllar sonra yolları tekrar kesişen Eda ve Turgut'u ilginç sürprizler beklemektedir. Biz de bu sürece eşlik ediyoruz. Dizi komedi ve dram kategorilerinde yer alıyor ve henüz 3 bölümü yayınlandı. Mühim bir mesele. Diziye sertçe çalınan bir kapı sahnesiyle başladık. Turgut'un kapısını çalan 3 dervişle devam edip ardından da 8 yıl öncesine atladık. Turgut'un görüntüsü ve gelenlerin konuşma tarzlarını düşününce büyük bir uyumsuzluk var. Hala şehzade diyerek bahsetmeleri ayrıca dikkat çekiyor. Sensörlü lamba detayı platformun yapımlarına denk geldiğimiz bir durum. Yine platformun ilk yapımlarından olan Son Gün dizisinde de bu sensörlü lamba detayı çok güzel bir şekilde ele alınmıştı. Son Gün dizisini incelemesine de yukarıdan ulaşabilirsiniz. Geçmiş zamanda Turgut'un Eda'nın karşısındaki yapısı ve genel görüntüsü içerisinde bulunduğu duruma daha uygundu. Çünkü o dönem kendisi de bahsi geçen dergâhtan, cemaatten biriydi. Mekan farklılıkları aynı dönem içerisinde çok farklı hissettiriliyor. Özellikle de bu kadar çok kutsallığın bir kişi çevresinde dönüyor oluşu biraz göze batıyor. Turgut'un genel yaşantısı ve iç dünyasındaki çöküntü, kafa karışıklığı çok güzel hissettiriliyor. Karakterin ekonomik sıkıntıları da dönemsel diyerek geçiştiriliyor. Rüstem'in diziye dahil oluşu güzeldi. Onun kendi hayat hikayesinden bahsederkenki rahatlığı ve kırgınlığı çok güzel belli edilmiş. Karakterin pişkinliği hoşumuza gitti. Üstelik yıllar içerisinde arkadaşlıklarının da belli bir noktaya gelmesi güzel olmuş. Genel baba sorunları dizinin her yerinde güzelce eleştirilmiş. Üstelik sadece izlediğimiz karakterlerde değil, tarihte iz bırakmış yazarlarımızın, şairlerimizin de bu sorunlarına değinilmiş. Olaylar, Turgut'un dergah ile bağlarının kopuşundan, Rüstem'in düğünden kız kaçırıp belaya bulaşmasına doğru çok hızlı bir şekilde evriliyor. Dizi içerisinde inanış kavramının farklı şekillerde ele alınıyor olması çok güzel düşünülmüş. Aşırı dindardan ateistine kadar birçok karakter bu konuda farklı görüşlere sahip. Dizi izlerken bazen çok yavaş gelebilir. Bazen de aşırı doğal sahnelerle ne kadar süre geçtiğini fark ettirmeyecek şekilde ilerliyor. Genel kasvetli hava varlığını hep koruyor. Buna rağmen bazı absürt durumlar son derece komik bir şekilde güldürüyor. Ekip olarak oldukça uyumlu ve dengeli bir grup olmuşlar. Tek koşuşturanın Turgut olması odağı onda topluyor. Özellikle içinde bulundukları durumları karakterler çok güzel sorguluyor. İlk başlarda göze batan bazı durumlar bir yerden sonra daha düzgün bir hal alıyor. Olayların kurgulanması da sonrasını merak ettirecek şekilde olduğundan peş peşe izleyebiliyorsunuz. Dizideki favori karakterimiz Rüstem oldu. Her türlü çok sempatik, her ortamda ağırlığı yok eden biri. Turgut'un depresifliğini çok güzel dengelemiş. Öte yandan duygusal açıdan en hasarlı olan da neredeyse Rüstem'in kendisiydi. Niye denir ki böyle bir şey? Dediğimiz gibi henüz 3 bölüm yayınlandı ve 3. bölüm finali Tilki'nin dönüp dolaşıp geleceği yerin güzel bir örneğiyle yapıldı. İzlemesi keyifli bir yapım olmuş. Bazı yerler fazla abartılmış hissettirse de karakterin konuya olan mesafesi bunu dengelemiş. Düğün salonunda birkaç şey daha şahit olmak isterdik. Sadece Nurhan'ın kaçırılışıyla kalmasaydı iyi olabilirdi. Rüstem'in program sunuşunu eğlenerek görebilirdik. Dizinin isim seçimi ve jenerik bölümüne de değinmek istiyoruz. İsim seçimi olarak seçilen düğün salonu ilk 3 bölümde hikayenin gidişatını şekillendirse de ana olay dergah ve Turgut bağlantısında olacakmış gibi duruyor. İzlediğimiz bölümlerde isim seçimini şu anlık bağdaştıramadık. Öte yandan dizinin jenerik renkleri ve müzikleri de çok daha komedi yapımlarında veya gençlik dizilerinde tercih edilecek türdendi. Ağır gidişatı olan, komedinin baskın bir türü olmadığı bir dizi için yine bizi arada bırakan seçimler olmuş. Şanzelize Düğün Salonu başlangıçta sizi ön yargıya sürükleyen ama sonrasında kendine bağlayan bir yapım. Tabii de incelediğimiz 3 yapımdan ikisi bizden geçer not aldı. Son Gün dizisinden daha önce bahsetmiştik. Diğer bir yapım olan Metamorfoz'un incelemesine de yukarıdan ulaşabilirsiniz. Platformun genel durumu gayet iyi görünüyor. Gelecek yapımlarda da dikkat çekenleri de incelemeye devam edeceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Şanzelize Düğün Salonu beklentilerinizi karşıladı mı?
Düşünceleri yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.